2 Şubat 1938. Ölümünden 8 ay önce. Ölümünden 8 ay önce Bursa Belediyesi'nce Atatürk'ün onuruna verilen son balodayız. Atatürk belki de bu baloya katılamayacak kadar hasta olmasına rağmen belediyeye gidecek, yaşamla ölüm arasındaki o çizgide çok mutlu bir gece geçirecektir. Biraz da hüzünlüdür. Sarı zeybek aman, şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağar silahları aman. Deli gönül uslanır aman. Eyvah olsun telli de doğru aman şanına. Eğil bir bak mor cepkenin efem kanına. Her türlü yorucu hallerden sakınması gerektiği daha bir hafta önce kendisine söylenen Atatürk, pistte hafif ve zarif hareketlerle vals yapıyordu. Herkes onun dansını seyretmeyi, dans etmeye tercih ediyordu. Bu, etrafındakilerin her halinden belliydi. Soluklarını kesmiş, kıpırdamadan duruyorlardı. Gözlerini ondan, bilhassa ayaklarından, yere ne zaman değdiği, yerden ne zaman ayrıldığı zor fark edilen ayaklarından ayıramıyorlardı. 4,5 ay sonra yataktan çıkamayacak kadar hastalığı artacak olan Atatürk'ün bu dansın ardından takatsiz koltuğa çökmesini bekleyenler öyle yanıldılar ki. Orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e yüksek sesle "Zeybek!" dedi. Bir kahramanlık ayini başladı. Atatürk, modern dünyanın dansı valsten sonra şimdi de "bizim de mükemmel bir dansımız var" dediği cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan zeybek oynuyor. Ona göre zeybek, batının valsi gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımızdır. O efeler gibi savaşırcasına, adeta hastalığa meydan okurcasına oynarken doktorunun endişesi gittikçe artmaktaydı. Bu onun oynadığı son zeybek. Yarım saattir salonun ortasında güreşen pehlivanları izlerken kim bilir hangi zaferlerini düşünmüştü. Saat 4'ü geçiyordu. Karşıda teşekkür konuşmasından sonra izin istedi.
duman aldı, bürüdü aman. 300 atlı 500 yaya aman yürüdü. Sarı zeybek aman, şu cihanda biridi aman. Eyvah olsun de doğru aman şanına. Eğil bir bak mor cepkenin efem. Fakat bizim bir arabamız olacaktı. Yayan mı gideceğiz yoksa? Dedi. Takibe başlayan otomobil durunca hemen içine girdi. Yaverine ne güzel bir geceydi.